Hangisi bakalım? Kaç lira telefonu var cebinde? Konuştun mu hiç? Şu anda vatandaşımızın durumu ortada. Alım gücümüz bayağı düştü. Geçen ülke aldığımız ürünleri şimdi 4-5-10 katına çıktı. Bakarsınız pazara geldim. Boş gidiyorum siz olsun diye aldım çanta. Geçtiğimiz günlerde Türk İş tarafından açıklanan verilere göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4.928 liraya, yoksulluk sınırı ise 16.052 liraya yükseldi. Aradaki geçen seneye farksa %76 oldu. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara Türk İş'in açıkladığı veriler hakkında sorular sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Vallahi Türk İş nereden istatistik alıyor, nereden şey diyor ben bilemiyorum da. Şimdi geçen seneye bakarak hepsi %150 zamlandı bunların. Hepsi %150 zamlandı. Yani bu gariban da kalmadı, işçi de kalmadı, hiçbiri de kalmadı. Hepsi perişan durumda şimdi. Verileri doğru bulmuyor musunuz? Verileri doğru bulmuyorum, hayır. Verileri doğru bulmuyorum. Şimdi salatalık bir domates 22 lira olduktan sonra verilerin hangisini doğru bulacağım ki ben? Bir, dünden eve bir tayağı aldım. Tarın yağı, 2 kiloluk tarın yağı 140 lira olduktan sonra hangi veriyi ben çileceğim? Memnun değil misiniz? Hayır, kesinlikle. Kesinlikle, yani ben satıcı olarak memnun değilim ki. Müşteri nasıl memnun olacak? Peki siz ne olmasını isterdiniz? Ya şunların ucuzlamasını isteriz yani biz. Biz sürümden para kazanan adamız. Ne kadar satarsak biz o kadar para kazanırız yani. Bunun bağlı olması bizim işimize gelmez ki. Bu malın ucuz olması bizim işimize gelir. Pazarcılar olarak konuşuyoruz yani. Markette istisna tabii onlar. Öncelikle şöyle söyleyeyim, yani istediği kadar zam gelsin lakin alım gücü düştüğü için gelen zamlar herhangi bir şekilde şu an pazardayız, ne pazarcı mutlu ne alıp satan insanlar mutlu. Önceden atıyorum 2 kilo soğan domates alabiliyorsak şu an 1 kilo alabiliyoruz. Haliyle satıcı da kendine göre zarar etmiş durumda. Bu yüzden hani gelen zamların bence herhangi bir şekilde alım gücüne dair bir pozitif katkısı olmadığını düşünüyorum. Yani yeteri kadar almamız lazım. Fazla almayacağız. Stokçulara da fırsat vermeyeceğiz. Geçen seneyle bu sene arasında fark var mı? Arttı da ben de diyorum ki bir tek Türkiye'de mi böyle? Yoksa dünya genelinde de mi böyle? Yani dünya genelinde de var pahalılık. Bir tek Türkiye'de yok ki. Vallahi çok doğru söylüyorsunuz. Yani ortam çok pahalı. Bugün 150 kağıt ayırdım pazara. Hakkımızda hayırlısı. Ne olmasını isterdiniz? Veriler hakkında. Vallahi veriler derken piyasa çok karışık yani. Geçen seneyle bu sene arasında fark var? %100 fark var yani. Onu diyeyim yani. Vallahi ben ona inanmıyorum. Yani %16, %66. Alım gücün varsa alıp yapıyorsun. Görüyorsun pazarın halini, milletin durumunu. Memnun musunuz? Şu andaki durumdan memnunum. Alım gücün var. Niye? Niye dayı? Hepsi pahalı ateş. Hangisi pahalı? Kaç lira telefonu var cebinde? Konuştun mu hiç? Geçen seneyle bu sene arasında bir fark var mı? Var. Olmaz olur mu? %100 fark var yani. Geçen sene patates kaç liraydı ödemişse 5 kilosu 20 liraydı. Şimdi kilosu 5 lira. Şu anda vatandaşımızın durumu ortada. Alım gücümüz bayağı düştü. Görüldüğü üzere herkes tezgahlardan daha uygunlu, daha ikramlısını arıyor. Biz de aynı şekildeyiz. Burada tabii ki normal vatandaşımızın da kesinlikle yokluk sınırının altına düşmemesi lazım. Asgari ücretin de buna oranla biraz daha iyileştirilmesi gerekiyor. Geçen seneyle bu sene arasında fark var mı sizce? Fark olmaz olur mu? Yani bu fark yok demek şimdi insanların aklıyla alay etmek gibi bir şey. Vallahi bence daha da çok arttı. Niye de? Geçen ülke aldığımız ürünleri şimdi 4-5-10 katına çıktı. Alamıyoruz yani. Sadece fiyatlara bakıp geçiyoruz. Temel ihtiyaçlarımızı zor alıyoruz. Yani. Ne olmasını isterdiniz? Ne olmasını? İndirim beklerken bir yandan zam geliyor. Bu gidişata dur diyen yok. Sözde indirim var ama indirim yok. Ben ikisinde de diyorum ki ölüme terk edildik. Hiçbir değeri yok. Elimi aldım, diktiremedim. Çantama da bakarsınız pazara geldim. Boş gidiyorum siz olsun diye aldım çanta. Nasıl olmasını isterdiniz? Orta bulmak gerekiyordu. Ama asgari ücret dirsen bitmiş. Emekli dirsen ölmüş. Yaşam yok. Başka bir şey diyemiyorum. Orta olması gerek. Geçen seneyle bu sene arasındaki fark var mı geçen sizce? Seneyle bu seneykinin tabii çok fark var.
Çünkü geçen sene bu kadar değildi. Bu sene bizi yerler ayaklar altına serdiler. Ölüme sevk ettiler.